Arkadaşlar herkese merhaba. Çağışan Eczacılar Platformu olarak gerçekleştirdiğimiz Öğrencisinden Dinle yayın serimizin bir yenisiyle daha birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Beyza Zain. Beyza ile birlikte kendi okuduğu bölümü konuşacağız. Derslerini, staj imkanlarını soracağız. Kendisiyle çok güzel, hoş bir sohbet etmeyi umuyorum. Beyza merhaba, hoş geldin. Merhaba Tayyip Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim Beyza, sen nasılsın? İyiyim ben de. Beyza ile bugün arkadaşlar böyle üniversite sınavının yeni geçen pazar günü yapıldı. Sıcağı sıcağına bir video çekiyoruz. Beyza Biyomedikal Mühendisliği bölümünde okuyor ve kendisine sorular hazırladım. Zaten kanalda izleyen arkadaşlar bölüm tanıtımlarımızdan aşinalar. Beyza da bugün bize Biyomedikal Mühendisliği'ni en güzel şekilde anlatmaya çalışacak. Beyza, ben öncelikle sorulara başlamadan önce yayın teklifimizi kabul ettiğin için, tecrübelerini bizimle paylaşacağın için çok teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. Özellikle bu stresli süreçte öğrenci arkadaşlarımız kendilerine bölüm seçiyorlar. Umarım bu hani bizim anlattığımız bu bölümler onlar için akıllarındaki soru işaretlerini bir nebze olsun giderebilirse ne mutlu bize. Çok güzel bir platform. Ben burada biyomedikal mühendisliğini anlatmaktan gurur duyuyorum. Çok teşekkür Mutluyum. ederim Beyza. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle sizler gibi böyle fakülteyi dolu dolu bilinçli şekilde okuyan başarılı öğrencilerden bölümlerinizi dinlemek de arkadaşlara da fayda sağlayacağına gönülden inanıyorum. Beyza, sohbete başlamadan önce tabii ki ben senin isim ve soy ismini söyledim ama kendini bize biraz tanıtır mısın? Tabii. Ben Ankara Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Şimdi 3 bitti, 4'e başlayacağım. Seneye inşallah mezun olacağım. Ve şu anda staj yapıyorum. Kamu stajımı yapıyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Cihazlar Daire Başkanlığı'nda. Ve aynı zamanda Minik Kalplere Sıcak Dokunuşlar Topluluğu başkanlığını yapıyorum. Ve aynı şekilde IEEE'yi birazdan bahsetmek istiyorum. Orada da elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum bu gibi topluluklardan. Çok teşekkür ederim Beyza. Çok güzel bir giriş oldu. Böyle öğrencilik yıllarında dolu dolu yaşayan arkadaşlarımızdan da bunları dinlemek çok kıymetli. Çok güzel aslında tecrübe paylaşımı bunlar. Sosyal medyadan da böyle ulaşılabilirliği kolay oldukça da arkadaşlarımız için de çok kıymetli oluyorlar. Beyza, öncelikle sen şeyi söyledin. Ben şu soruyla başlayacaktım. Hangi bölümde ve hangi okulda, hangi üniversitede okuyorsun diye başlayacaktım ama sen bunu söylemiş oldun. Ankara Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümünde okuyorsun. Bölümü ve okulu tercih ederken nelere dikkat ettin? Niye bu bölümü ve bu okulu tercih ettin? Aslında şuradan başlayabiliriz. Eminim bu süreçte öğrenci arkadaşlarımız çok stresli süreçten geçiyorlar ve hangi bölümü seçeceklerine tabii ki karar veremiyorlar. Ben aynı şeyleri yaşadım, onları gayet iyi anlıyorum. Ben hep hani küçüklükten beri bir sağlık bilimleri alanında bir yere, bir bölüme girmek istemişimdir. Ancak bu hani bölüm bulma hani evet en iyi şekilde biz çalışıyoruz işte bizim zamanımızda işte YGS, LYS vardı onlar en iyi şekilde çalışıyoruz ve sonucunda hani yerleşebileceğimiz hangi bölümler varsa aralarından seçmek istedim. Özellikle sağlık bilimleri alanında olmasını istedim. Ama o kadar hani stresli bir süreçteydim ki hani avukatlığı bile düşündüğüm oldu açık söyleyeyim. Yani o kadar kafam karıştı o süreçte. Daha sonra hani hiç bilmediğim bir biyomedikal mühendisliği bölümünü orada görünce biraz da üzerinde araştırmalar yaptım. Hani ne gibi bölüm, işte geleceği var mı? Bu hepimizin aklındaki soru geleceği var mı? Ve hani iyi bir para kazanılıyor mu bu bölümden? Daha sonra neden olmasın deyip hani çünkü ben fizikte, kimyada, biyolojide iyiydim. Aynı şekilde teknoloji konusunda da çok meraklıyım. Neden olmasın dedim hani bu bölüm hem mühendisliği içinde barındırıyor hem sağlığı içinde barındırıyor. Tam bana göre diye düşündüm ve Ankara Üniversitesi'ni seçtim. Neden Ankara Üniversitesi? Tabii ki önümde burslu okuyabileceğim başka üniversite de çıktı. Ancak Ankara Üniversitesi bir devlet üniversitesi başta ve bunun avantajlarını şöyle yaşıyorum. Yani Türkiye'nin birçok yerinden farklı sosyoekonomik şartlara sahip öğrenciler
Ankara Üniversitesi'ne, yani bu devlet üniversitelerine gelebiliyorlar ve sosyal çevre açısından da çok geniş bir yapı devlet üniversitesi. Topluluklar açısından da, kampüs açısından da Ankara Üniversitesi ben çok iyi buldum. Biyomedikal mühendisliğinde de İngilizce olarak okumamız artı bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir biyomedikal mühendis mezun olduğunda bence kesinlikle İngilizce bilmeli. İngilizce çok önemli bu konuda. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü dünyada da biyomedikal mühendisliği önemli noktalarda ilerliyor. Ve bildiğiniz üzere COVID sürecindeyiz ve alandaki sağlık çok önemli bu konuda. Hatta şuradan da girebilirim. Daha önceden topla, tüfekle, silahla savaşılıyordu. Şimdi daha değişti. Yani biyoterörizm, yani siyah biyoteknoloji gibi savaşlar başladı. Dolayısıyla bunun önemini anlayan devletler sağlığa daha fazla yatırım yaptılar. Türkiye de aynı şekilde. Dolayısıyla bir gelecek gördüm ve evet, Ankara Üniversitesi'nde İngilizce olarak bu bölümü seçmem gerektiğini düşündüm. Dediğim gibi İngilizce çok önemli. Hazırlık okuyoruz biz en başında. Bir sene hazırlık, zorunlu hazırlığımız var. Daha sonra hazırlığı geçebilirsek biyomedikal mühendisliğini okuyoruz. O şekilde. Çok teşekkür ederim. Beyza, bölümü neden, üniversiteyi neden tercih ettiğini bu şekilde izah ettin. O zaman ben araya küçük bir soru sıkıştırayım. Biyomedikal mühendisliğin nedir? Evet, biyomedikal mühendisliği aslında bunu bir köprü, yani tıp ve mühendislik arasında bir köprü olarak düşünebiliriz. Teşhis, izleme, tedavi, yaşam kalitesini arttırmaya yönelik sağlık hizmetlerini amaçlayan, bunun içinde biyoloji, tıp, teknoloji ve diğer alanları kullanarak mühendislik becerilerinin kullanıldığı bir mühendislik dalıdır. Bir multidisiplinerlik var aslında burada. Teknoloji konusunda da hani artık yapay zeka gibi konularda da çok fazla konuşuluyor. Teknoloji konusunda da yapay zekayı bile içinde barındırıyor. İşte kök hücreden tutun, biyoteknoloji, insan sağlığı hepsini içinde barındırıyor. Ama en önemlisi sağlık hizmeti ve yaşam kalitesini arttırmaya yönelik bir mühendislik alanı. Çok teşekkür ederim. Yani aslında bir işin felsefesini çok güzel ortaya koydum. O zaman Beyza, şuradan başlayalım. Şimdi birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar hangi dersleri alıyorsunuz? Yani bizim şu derslerimiz kültür dersimiz, şu derslerimiz seçmeli dersimiz, şu dersimiz ana dersimiz dediğin birden dörde kadar bu süreçteki derslerden bize bahseder misin? Tabii. Birinci sınıfta, yani hazırlığı geçtikten sonraki süreçte birinci sınıfta daha çok lisede gördüğümüz işte temel matematik, fizik, kimya gibi dersleri gördük. Aynı şekilde ikinci yarı yılda da biyoloji, kimya, organik kimya o tarz dersleri aldık. Bu süreçte zorlandığım şey tabii ki İngilizce. Ya çünkü yeni dersler, yeni kelimeler, yeni İngilizce kelimeler demek ve burada tabii ki sıkıntı yaşadık hepimiz, arkadaşlarım ben. Çünkü bilmediğimiz kelimeler çok fazla vardı. Lisede gördüğümüz o Türkçe, matematik, kimya yerini İngilizce olarak alınca bir afalladık, açık söyleyeyim. Daha sonra ikinci sınıfta biraz daha elektrik devrelerine girdik. Yani işte bir devre nasıl kurulur onu öğrendik. Gene lisede gördüğümüz elektrik dersleri, o devreler biraz daha hani biyomedikal mühendisliğine göre o laboratuvarda deneyler yaptık. Biyokimya dersleri, insan anatomisi ve fizyolojisi dersleri gördük. Daha sonra tabii seçmeli dersler de oluyor. İşletme yönetimi, halkla ilişkiler gibi. Bunun yanında MATLAB, mikro işlemciler, bu gibi dersleri de seçmeli ders olarak aldık. Çünkü MATLAB'ı görmek istemeyen arkadaşlar mikro işlemcileri seçebildi. Üçüncü sınıfta biraz daha alana yönelik biyomalzemeler, sinyal ve sistemler, ısıl ve akışkanlar bilimleri, ve hani kalite kontrol gibi seçmeli dersler de gördük. Altıncı yarı yılda da daha çok gene alana yönelik tıbbi görüntüleme, genetik, biyomalzeme ve biyomekanik laboratuvarı, sistem dinamiği ve kontrol gibi
elektromanyetik, biyoteknoloji ve biyofarmasötik gibi dersleri gördük. Hani diyeceksiniz ki biyomedikal mühendisliği gerçekten çok çeşitli bir bölünmüş. Yani içinde Python da var, C++ da var, elektrik de var, anatomi de var. Yani her bir şey var diyebilirsiniz. Haklısınız. Her bir şeyden biraz görüyoruz. Ama tabii dördüncü sınıfa yaklaştıkça biraz daha uzmanlaşmak istediğimiz, ileride kariyer yapmak istediğimiz alana yöneliyoruz. Örneğin kök hücre ve kansere mi yönelmek istiyoruz? Onu seçiyoruz seçmeli ders olarak. Ya da bir biyomedikal mühendisinde kütle aktarımı, yani daha spesifik, daha detay konulara dördüncü sınıfta giriyoruz. Polimer mühendisliği, nanotik gibi dersleri dördüncü sınıfta daha ağırlıklı görüyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok da güzel açıkladın. Ben bir diğer sorum staj sorusuna geçmeden araya yine şunu sıkıştırmak istiyorum. Sınavlar nasıl oluyor peki? Yani sen şimdi orada laboratuvar dedin. Uygulamalı sınavlarınız var mı? Yoksa normal kağıt üzerinde mi bütün sınavlar? Kağıt üzerinde ise test mi oluyor yoksa yazılı yoklama şeklinde mi oluyor? Laboratuvar derslerinde mesela laboratuvara girmeden önce yazılı birkaç soru soruyordu hocalarımız bazı laboratuvarlarda. Ama mesela kimya laboratuvarında normal fizik ya da diğer işte polimer gibi derslerin yazılıları gibi yani önümüzde bir kağıt ve yazmalı klasik soruların olduğu sorular soruluyor. Onları cevaplıyoruz. Yani bazı laboratuvar derslerinde laboratuvar ortamında gene aynı şekilde klasik soruları çözerken bazen de hocalar diyor ki tek bir sınava bağlı kalmayalım. Her laboratuvar girişimizde birkaç soru soralım, oradan puan verelim diyenler de oluyor aynı şekilde. Ama klasik mantık daha çok test mantığı yok. Klasik mantıkla ilerliyor. Bu COVID sürecinde de laboratuvar derslerini şöyle aldık. Hoca gösterdi, biz video izledik. Daha sonra rapor yazma şeklinde oldu. Ve kimi hocalar dedi ki hani online sınav yapalım. Kimileri dedi ki bir hafta süre verelim, bir araştırma konusu verelim. O konuda bir rapor hazırlasınlar, onu sunsunlar. O şekilde oldu. Ya da mesela kimi dedi ki bir gün verelim, birkaç soru soralım. Ya da bir saat veren oldu. Yani o klasik mantığa göre hocaların da tabii yapmak istediği sınava göre değişkenlik gösteriyor. Çok teşekkür ederim. Çok ayrıntılı bir şekilde aslında sınavları da okuldaki sistemi de öğrenmiş olduk. Beyza, sorularım arasında yoktu ama şu an aklıma geldi sınavlar deyince. Bu bölüm sizin üniversitenizde, fakültenizde kaç öğrenci var? Şu an yaklaşık 260 yani biyomedikal mühendisliğinde toplam 4 sınıf olarak düşünebilirsiniz ve her birini 65 kişilik olarak düşünebilirsiniz. Şu anda 2020'deki kontenjan 65'ti diye hatırlıyorum. Dolayısıyla hani o şekilde düşünebilirsiniz. Yaklaşık 260 gibi bir rakam. Çok teşekkür ederim. Şimdi gelelim aslında biraz daha teknik bir mevzuya. Bu bölümde staj var mı? Zorunlu ya da gönüllü? Varsa hangi stajlar var? Nerelerde yapılıyor? Bunlardan bahsedebilir miyiz? Tabii. Bir kere biz mezun olmadan önce zorunlu iki çeşit staj yapmak zorundayız. Ya yani bir tanesi sektör stajı, diğeri de kamuda bir staj. Ama gönüllü stajlarda aynı şekilde yapabiliyoruz. Bu konuda hani özel sektörde üretici, tedarikçi firmalarda çalışabiliyoruz. Laboratuvarda kalite kontrol, sertifikasyon, üretim, kalibrasyon, satış sonrası destek, teknik servis gibi alanlarda çalışabiliyoruz. Kamuda yine Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Devlet Malzeme Ofislerinde de yani çalışmak demeyeyim de staj yapabiliyoruz. Özel sektörde ve kamuda. İkisini de yapmak zorunlu. Gönüllü olarak da ayrıca staj yapabiliyoruz. Bu Ben şu anda stajların süresi ne kadar Beyza? 20 iş günü zorunlu.
Ama mesela benim bu şu an kamu stajı yapıyorum. Bu gönüllü bir staj. 29 iş günü yapıyorum. Mesela gönüllü olarak da dilediğimiz kadar yapabiliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ama iki tane staj var. İkisi de 20-20 iş günü. Toplam 40 iş günü benim anladığım kadarıyla. Evet. Ama sonrasında da şey yapabiliyorsunuz. Şuraya aslında bir tane sorumu öne alacağım. Bu bölümün ana bilim dallarını bize söyleyebilir misin Beyza? Tabii ki ana bilim dallarını söyleyeyim. Bir saniye. Ana bilim dallarını şöyle birkaç konuyu söyleyebilirim. Biyoenstrümantasyon veya biyomalzemeler ya da biyomekanik, biyonano mühendislik gibi ana bilim dalları var. Hani anladığınız gibi hani bir mühendislik ve önüne bir biyo kelimesi, bir hecesi geldiği zaman biyomedikal mühendisliğin alt alanı gibi düşünülebilir kısaca. Çünkü işte elektrikse bunun eğer canlıya bir sağlık hizmeti sağlıyorsa ya da bir biyolojiyle alakası varsa bir mekaniğin önüne bir biyo hecesi gelir ve bu da biyomedikal mühendisliğin alt alanı gibi düşünülebilir. Çok teşekkür ederim. O zaman şu soruma devam etmek istiyorum. Bu bölüm Türkiye'de yeni bir bölüm mü yoksa uzun zamandır olan bir bölüm mü? Biyomedikal mühendisliği Türkiye'de 2000 yılında ilk lisans bölümü olarak açıldı. O yıllarda hiç yani bilinmeyen bir bölümdü. Mezunlar tabii ki iş bulma konusunda çok zorlandılar ki hala zorlanıyorlar. Ancak tabii bu Covid sürecinden sonra sağlık alanına olan yatırımlar vesaire hani biraz daha ilgi gördü şu süreçte. Dünyada zaten İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra patlak verdi yani bu biyomedikal mühendisliği. Ama Türkiye'de dediğim gibi 2000'li yıllarda ilk lisans bölümü açıldı ve daha sonra yavaş yavaş tanıtılmaya başlandı. Örneğin bazı dernekler, Biyomedikal Mühendisliği Derneği gibi derneklerde istediler ki biyomedikal mühendisliğini herkes tanısın. O bakımdan IEEE gibi topluluklar da aynı şekilde bilinsin, biyomedikal mühendisliğini herkes öğrensin diye çalışmalar yürüttü, etkinlikler yaptı, öğrencileri bilgilendirdi ki geldik 2021'e. Bu süreçte gerçekten iş bulma imkanımız da oldukça geniş. Çok teşekkür ederim. Dünyadaki durumu soracağım ama biyomedikal mühendisliği Türkiye'de kaç üniversitede var biliyor musun? Biyomedikal mühendisliği toplam kaç üniversitede var bilmiyorum açık söyleyeyim. Abi Ama hani ortalama bir sayı verebilir misin? Mesela tabii ki net sayıyı hatırlamayabilirsin ama mesela ben Eczacılık Fakültesi için net sayıyı hatırlayamasam bile şöyle söyleyebiliyorum. 50 kadar fakültede var diyebiliyorum. Şey üniversitede var diyebiliyorum. Hani ben yaygınlığı açısından merak etmiştim. yani yanlış bir rakam vermek istemiyorum. O yüzden buna cevap vermesem daha iyi olacak. Tamamdır. Teşekkür ederim Beyza. Zaten arkadaşlar internete girdiğinde de Evet. hatta bu videonun altına da bu bilgiyi ekleyebiliriz. Yani YÖK'ün şeyinde üniversite sayısında bu belli olacaktır. O bir yerde dedin ki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu bölümün aslında daha net ortaya çıktı. Bununla alakalı olarak şunu söyleyip hemen soruya geçeceğim. Ergoterapi bölümü de aslında biraz daha İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmış bir bölümdü. Buradan şuraya gelmeye çalışıyorum. Bu dünyada bu bölüm çok yaygın mı Beyza? Yani İkinci Dünya Savaşı'nın üzerinden belki 70-80 yıl geçti. Hani bunu hakkında nasıl söyleyebilirsin? Dünyada bu bölümün karşılığı var mı? Biyomedikal mühendisliğinin karşılığı dünyada tabii ki var ve katlanarak da bu ilgi artıyor. Yani bu mühendislik dalına hani biyomedikal mühendisliği olmaz da biyomühendislik olur. Hani bunlar zaten birbirini kapsayan bölümler. Ve az önce de söylemiştim hani bu yapay zeka konularına özellikle şu süreçte ilgi arttı. Mesela bu gibi teknolojiler arttıkça biyomedikal mühendisliğine de ekleniyor. Çünkü evet biyoloji tıp ve bunu da insan sağlığı üzerinde araştırmalar yapıp bunu yaşam kalitesini arttırmaya yönelik biyomedikal mühendisleri çalışmalar yapıyor tabii ki. Ancak dediğim gibi dünyada da
Bu gibi teknolojik yapay zeka, biyoteknoloji örneğin, biyoteknoloji de gün geçtikçe çok konuşuluyor ki Türkiye de buna çok yatırım yapıyor bu süreçte biyoteknoloji konusunda. Üstelik TÜİK verilerine bakmıştım. Biyoteknoloji tabii ki tarımı vesaire de kapsıyor ama en çok insan sağlığı konusunda yatırım alıyor. Girişimler de artıyor. Dünyada da aynı şekilde bu biyoteknoloji, yapay zeka vesaire geliştikçe bunun biyomedikal mühendisine de eklene katlanarak yani ilgi de buna olan istek de artıyor öğrenciler arasında da. Çok teşekkür ederim. Aslında bir diğer sorun tam da buydu. Türkiye'de bu bölümün yeterli değeri gördüğünü düşünüyor musundu aslında? Tekrar sormuş olayım. Belki eklemek istediğim bir şey vardır diye. Türkiye'de bu bölümün yeterli değeri gördüğünü düşünüyor musun? Yeterli değeri gördüğünü tam olarak düşünmüyorum. Bence bu bölüme hani daha fazla yani öğrencileri destekleyebilecek tabii ki yatırım faaliyetleri artmasını gönülden isterim. Çünkü evet özel sektörler var ve biyomedikal mühendisleri evet laboratuvar ortamlarında kalite kontrol olarak da çalışıyorlar. Kamu sektöründe de aynı şekilde doktorlarla iç içeler işte tabii ki biyomedikal mühendisleri şey olarak düşünmemeliyiz. Sadece bir hani ileride çalışma hayatına girdiğimizde birçok bölümden kişilerle çalışacağız. Yani interdisipliner bir alan. Kimya mühendisleriyle, doktorlarla, elektrik elektronik mühendisleriyle, bilgisayar mühendisleriyle ortak çalışmalar yürütülüyor. Yani çalışma hayatında. Bunu da hani staj yaptığım yerlerden edindiğim gözlemler doğrultusunda söylüyorum. Dolayısıyla dediğim gibi Türkiye'de biyomedikal mühendisliğine olan ilgi özellikle bu Covid'den sonra daha da arttığını düşünüyorum. Bu biyoteknoloji vesaire yatırımlar aldıkça çünkü bir biyomedikal mühendisi girişimci de olabilir. Yani startup kurabilir. Örneğin aklına bir fikir gelmiştir. Yazılım mühendisliğinden bir arkadaşla ekip olur. Birlikte o fikrin üzerine gidip yatırım alıp da girişimcilik de yapabilirler. Ki devlet yani ülkemiz bence buna yeteri kadar destek veriyor. O konuda hani gönlümüz rahat. Ancak tabii ki daha da ilgi görmesini tabii ki isterim biyomedikal mühendisliğinin. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle. Şunu soracağım. Beyza, tabii ki bir öğrenci için aslında en önemli şeylerden bir tanesi de uluslararası öğrenci değişim hareketliliği ve Erasmus imkanı. Ankara Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümünde Erasmus imkanı var mı? Çok güzel bir soru oldu. Hatta söylemek istediğim şeyi de burada söyleyebilirim. Evet, Erasmus imkanı var. Almanya'ya gidebiliyoruz. Bölümümüzden iyi notlara sahip, İngilizce konusunda da Erasmus sınavında da iyi notlara sahip, en yüksek puana sahip iki öğrenci her sene Erasmus'ta Almanya'ya gitme imkanına sahip. Neden Almanya? Almanya bildiğiniz üzere hani biyomedikal konusunda, sağlık konusunda, mühendislik konusunda gerçekten iyi bir ülke. Dolayısıyla üniversitemiz Almanya'ya bu şekilde Erasmus'la öğrenci değişim programlarına öğrencileri yolluyor. Ben tabii gidemedim. Puanım hani ilk iki sıraya daha önce giremedim. Ancak ülkeler arasında sadece Erasmus programı yok. Örneğin Macaristan'la Türkiye arasında Stipendium Hungaricum Scholarship yani Stipendium Hungaricum bursu mevcut. Bu sayede öğrenciler buradan Macaristan'a gidip yan dal olarak eğitim görebiliyorlar ki ben geçen dönem bu eğitimi aldım. Biyomedikal mühendisliğinin yan dalı olarak biyokimya mühendisliğini Macaristan'da Debrecen Üniversitesi'nde aldım. Bunu da işte burs kazanarak aldım. Burada İngilizce yeterlilik seviyesi çok önemli. Dolayısıyla arkadaşlar hani diyebilir ya iki öğrenciden biri olmam imkansız hani Erasmus kazanamam diyebilirler. Ancak hani çok fazla imkan var. Yani bir üniversite öğrencisi başka ülkede yan dal yapabilir ve bu da
Bunun için çok fazla fırsat var önümüzde. Çok fazla program var. Bunun avantajını şöyle yaşadım. Farklı ülkelerden arkadaşlar edindim. Biyokimya konusunda biraz daha hani ben çünkü evet biyomedikal mühendisliğinde yeterli bilgileri aldıktan sonra kimya alanına da ilgim olduğunu biliyordum. Ve biyokimya mühendisliğinde orada alarak takviye yaptım ve dedim ki hani evet bu alanda ilerlemeliyim ya da yok hayır bu alan bana göre değil ben değiştirmeliyim gibi. Hani bu yan dallarda çok önemli. Artı şunu da eklemek istiyorum. Biyomedikal mühendisleri elektrik elektronik alanında yan dal yapabiliyor. Ankara Üniversitesi'nde. Çok teşekkür ederim. Aslında bu da benim eksik bıraktığım sorulardan bir tanesiydi. Yan dal ya da çift ana dal var mı diye. Bunu da sen eklemiş oldun. Şunu neyi sormadım? Ha, oraya gelmeden önce şunu sorayım ya. Çalışma imkanlarını sormadan önce şunu sorayım. Şimdi biyomedikal mühendisi tercih etmeye karar verdi diyelim bir arkadaş. Şimdi üniversite tercihi yaparken hangi kriterlere göre tercih yapacak? Sen İngilizce okuduğunu söyledin. Yani İngilizce okuyan bir okul mu tercih edecek? İşte öğretim üyesi fazla olan ya da işte laboratuvar imkanı fazla olan bir okul mu tercih edecek? Ya da işte üniversite tercihi mi yapacak? Mesela bazı bölümlerdeki arkadaşlarımla ben yaptığım bu toplantılarda, Zoom toplantılarında bazı arkadaşlar şey demişti, yani bizde aslında üniversitenin bölümden daha çok önemi var falan gibisinden böyle bazı bölümlerde böyle şeyler söylemişti. Tecrübelerini paylaşmışlardı. Şimdi tercih ederken arkadaşlar bu biyomedikal mühendisliğine karar verdiler diyelim. Neye göre tercih edecekler? Kriterler neler? Evet, önlerine devlet üniversitesi mi yoksa özel üniversite mi olması sebebiyle soru işaretleri gelecektir. Ben en başında anlatmıştım hani devlet üniversitesini seçmemin sebebini. Tekrar edeyim. Çünkü Ankara Üniversitesi yani bir devlet üniversitesiydi ve birçok ekonomik seviyede öğrenci arkadaşlarımız vardı ve sosyal açıdan zengin bir yapı bence devlet üniversitesi. Bunun yanında İngilizce olması tabii ki avantajdı. Çünkü daha önce de söylediğim gibi bir biyomedikal mühendisinin kesinlikle İngilizce bilmesi şart diye düşünüyorum. Çünkü bizler hani bir mühendis olacağız umarım tabii mezun olduktan sonra ileride. Bu süreçte çok fazla makale araştırmasına ihtiyacımız oluyor ki bu bölümden mezun olabilecek öğrenciler mutlaka hani bir makale İngilizce olarak hani okuyup anlaması gerekiyor. Dolayısıyla İngilizce bu bakımdan çok önemli ve bana çok şey kattı. Açık söylemek gerekirse. Bunun yanında başka nelere dikkat etmeliler? Bence şeyi araştırsınlar. Yani Ankara örneğin evet biyomedikal mühendisliğini tercih ettiler ve Ankara Üniversitesi mi yoksa işte ODTÜ mü olsun ya da başka bir devlet üniversitesi mi olsun arasında kaldıkları zaman hangi profesörler biyomedikal mühendisliğin içinde işte profesör, doktor, doçent, doktor, işte bunların araştırma konuları neler, bunları bulabilirler. Bunları internet sitesinde rahat bir şekilde bulabilirler. Veya üniversite bünyesinde laboratuvar imkanları neler, enstitüleri neler. Örneğin Ankara Üniversitesi'nin kök hücre enstitüsü var, biyoteknoloji enstitüsü var. Bunlar çok büyük staj olanakları ve ileride kariyer yapmak isteyenler için de aynı şekilde araştırma yapabilecekleri enstitüler. Bunlar çok önemli. Bunun yanında işte bu mesleği internette İngilizce olarak aratın derim. Hani içeriklerini araştırın. Dünyada nerede, nasıl, gelecekte nasıl öngörüler var? Mesela şu anda ileride gelecekte en popüler mesleklerden biri software developer yani bir yazılım mühendisliği çok revaçlı ve popüler şu anda popüler gelecekte de popülerliğini koruyacak deniliyor araştırmalarına göre. Ayrıca hani biyomedikal mühendisliği ilintili olarak tıp ve sağlık yönetimi ile alakalı bir bölüm ileride popüler olacak. Yani hastanenin bünyesinin ya da bir sağlık konusunda açılan bir bünyenin arkasında yönetim konusunda çalışmalar yapan
kişiler bu bölümden mezun olan kişiler. Bunlar da ileride popüler olacağını öğrendim. Buradan da hani söylemek istiyorum. Evet, başka neleri mesela YouTube'da meslek tanıtımlarına teorik olarak değil de daha gerçekçi tanımlara ulaşarak onları izleyin derim. Mümkünse bölümü ziyaret edin derim. Yani ben biraz geç kaldım bölümü ziyaret etmeye. Hazırlıkta bir bölüm ziyaret gerçekleştirdim. Olsun, ben gerçekten hani bölümümü iyi ki seçmişim diyorum, iyi ki bu bölümdeyim diyorum. Ne kadar kafam karışık da olsa araştırdıkça gerçekten kendi istediğinizi buluyorsunuz. Ve hani şunu da söylemek istiyorum. Bölüm seçen arkadaşlarımın isterim ki gerçekten ileride mutlu olabilecekleri bir mesleği yapsınlar. Burada da aslında onlara önerim, hani çocuklukta bir şeylere merak salarız. Hani o bizi aslında nerede biz mutlu olabiliriz cevabını orada arayabiliriz. Çocukluğumuzda arayabiliriz. İşte ben bir şey, işte deterjanı başka bir materyalle karıştırıp deney yapmaya çalışırdım. Buradan işte kimya, biyoloji düşünülebilir. Yani bu küçüklükte yaptığımız o eğilimlerimiz aslında bize gelecekte mutlu olabileceğimiz meslekleri yani anlayabiliriz. Ailemize de söyleyebiliriz. Hani ben küçükken ne yapıyordum anne? Hani nasıldım? Neye ilgim vardı? Hani bunları da bulabiliriz. Buradan da hani iyi bir mutlu olabileceğimiz bir mesleği düşünebiliriz. Araştırabiliriz bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir anlatım oldu bu. Arkadaşlar için de sadece aslında üniversite tercihinde değil de bölümü okurken ve hayatın geneline de bir bakış açıları oldu aslında. Bir felsefeleri olması gerekiyor aslında. Bu açıdan da çok kıymetli. Son sorularıma gelirken aslında son iki sorumdayım. Bu bölümü bitiren bir öğrenci, lisans eğitimini biyomedikal mühendisliğinde almış bir mühendis. Türkiye'deki iş imkanları neler? Nerelerde çalışabilir? Öncelikle özel sektörde çalışabilirler ya da kamu sektöründe çalışabilirler ya da akademik kariyer yaparlar. Yüksek lisans, doktora, doktora sonrası araştırmacı, üniversitede akademisyen olabilirler. Bu ana bilim dallarında örneğin biyomekanik, protez ve cihaz, yapay organ, medikal görüntüleme, biyomateryal, biyoteknoloji, bu konularda üniversitede akademisyen olabilirler. Bunu üç şekilde değerlendirilebiliriz. Tekrar edeyim, özel sektör, kamu ya da akademik kariyer. Özel sektörde kurumsal olarak üretici, tedarikçi ya da startup açarlar, işte girişimci olurlar, ortak çalışan olurlar. Burada hani birimler açısından satış, kalite, sertifikasyon, üretim, test kalibrasyon, satış sonrası destek, teknik servis, buralarda görev alabilirler. Ya da kamuda Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Devlet Malzeme Ofisi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, hastanelerde de aynı şekilde özel ve devlet hastanelerinde biyomedikal mühendisleri çalışabiliyorlar. Ya da dediğim gibi akademik kariyer yaparlar, üniversitede akademisyen olurlar, profesörlüğe giderler. Çok teşekkür ederim. Hastanelere atanmak KPSS ile mi oluyor Beyza? Yani bir KPSS puanı alarak mı hastanelere atanıyor? Devletin böyle bir kadrosu mu var? Evet, yani bildiğim kadarıyla öyle. Ben şu an SGK'da staj yapıyorum. Orada örneğin, orası da kamu, hani hastane gibi. Orada biyomedikal mühendisleri KPSS ve hani ALES gibi sınavlarda yerleştirme sonucu oralarda çalışıyorlar. Çok teşekkür ederim. Beyza, aslında sen sohbetin geneli itibariyle arkadaşlarımıza çok kıymetli bilgiler verdin. Bu bölümden artık mezuniyetine yaklaşan bir biyomedikal mühendisi olarak mezuniyetine artık göz kırpan bir öğrenci olarak şunu soracağım. Yani en nihayetinde bu bölümü tercih edecek öğrencilere neyi tavsiye edersin? Yani dillerini mi geliştirsinler, Erasmus mu yapsınlar, ortalaması mesela eczacılık fakülteleri için ben şöyle bir örnek vereyim, somutlaştıralım bunu. 3 üzerinde bir ortalamayla bitirmek çok kıymetli bir şeydir. Bunu bir endüstri stajıyla desteklemek, bir hastane stajıyla desteklemek çok kıymetli bir şeydir. Biyomedikal mühendisliğinde de arkadaşlara sen en nihayetinde ne önerirsin?
Ben ne öneririm? İngilizceyi yavaş yavaş yani kendilerini geliştirmeye çalışmalarını öneririm. İşte İngilizce konusunda bir sürü YouTube'da video bulabilirler. İşte nasıl geliştirebiliriz? Film izleyerek, kitap okuyarak, pratik yaparak çeşitli platformlar var. İngilizcelerini bir kere kesinlikle geliştirmelerini tavsiye ederim. Bunun yanında sosyal olmalarını tavsiye ederim. Çünkü ne kadar çok staj, mesela ben şu ana kadar özel sektörde bir gönüllü çalışmam oldu. Ankara Şehir Hastanesi'nde zorunlu stajımı yaptım. Şu anda da SGK'da Tıbbi Cihazlar Başkanlığı'nda stajımı yapıyorum. Bu stajlar aslında o kadar çok şey katıyor ki. Yani diyorsunuz ki bir biyomedikal mühendisi olduğum zaman evet burası tam bana göre. Ben buraya kendi yolumu bu şekilde çizmem lazım. Ben burada çalışmam lazım diyebiliyorsunuz. Ya da yok hayır bu kesinlikle bana göre değil. Başka yollar arıyorsunuz. Ve bu stajlar sayesinde çok fazla insan tanıyorsunuz. Çevreniz genişliyor. Ve hani ummadığınız kapılar açılıyor bazen. Diyorlar ki hani gel bak burada bir iş imkanı var sana böyle bir iş imkanı sunalım. Dolayısıyla stajlar aslında çok fazla şey katıyor. Dolayısıyla staj yapmalarını öneririm ve bu IEEE gibi ya da işte dediğim gibi ben Minik Kalpler Sıcak Dokunuşlar Topluluğu'nun içindeyim. Burada hastanedeki çocuklara, engelli çocuklara, ihtiyaç sahibi tüm çocuklara onlara motivasyon, moral verici etkinlikler yaptığımız bir topluluk. Ben başkanlığını yürütüyorum. Bu gibi topluluklarda rol almaları onlar için sosyallik katacaktır, daha fazla çevre katacaktır. Hatta buradan beni dinleyen arkadaşlar Instagram sayfasından Minik Kalplere Sıcak Dokunuşlar sayfasından da takip edebilirler. Minik Kalplere Sıcak Dokunuş sayfasından. Dolayısıyla bu gibi sosyal çevre onlara çok şey katacaktır. Başka ne önerebilirim? Okul Kesinlikle uzatmadan bu. derslerine de çok çalışsınlar diye. Tabii ki Hocam. yani dersler zor. Her bölümün zorlukları var. Her bölümde zor dersler var. Ama bunlar aşılmayacak şeyler değil. Bir şekilde olacak şeyler. Sadece işte araştırmaya meraklı olmalarını öneririm. Başka hani aklıma gelen LinkedIn'de mezunları bulup iletişime geçerek onlara da sorularınızı sorabilirsiniz. Başka yani aklıma gelmedi şu an. Çok teşekkür ederim Beyza. Aslında genel itibariyle birçok tecrübeyi çok güzel bir şekilde, sade, net ve anlaşılır bir şekilde ifade etti. Benim sorularım bu kadardı Beyza. O zaman yavaş yavaş kapanış konuşmamıza geçebiliriz. Arkadaşlar, bu sohbeti buraya kadar dinlemişseniz, öncelikle bizi dinleme nezaketi gösterdiğiniz için ben size çok teşekkür ediyorum. Bugün Sayın Beyza Zaim ile birlikte biyomedikal mühendisliğini genel anlamıyla, özel anlamda da Ankara Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümünü konuştuk. Kendisine hazırlamış olduğum soruları ve kendisinin anlatımı sonrasında da aklıma gelen soruları sordum. Sizler de bu bölümü tercih etmek istiyorsanız, bu bölümle alakalı aklınızda sorular varsa tabii ki internette araştırmalar yapabilirsiniz. Beyza'nın çok güzel en sonunda ifade ettiği gibi mezunlara bu soruları sorabilirsiniz. Onların tecrübelerinden faydalanabilirsiniz ve bu videonun altına yorum olarak da bırakabilirsiniz. Burada tabii ki teşekkürün en büyüğü Beyza'ya. Beyza bizi kırmayıp geldiğiniz için ben tekrardan çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir tecrübe paylaşımı ve bilgilendirme yayını oldu. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Umarım bu öğrenci arkadaşlarımızın bu sürecinde, bu stresli sürecinde akıllarındaki soru işaretlerine bir nebze olsun açıklığa kavuşturabildiysem ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim Beyza. Çok güzel oldu. Başka bir yayında da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.